Tamam. Pazarlıkları da tamam. Onu germeyin. Onu germeyin. Abi ne yapıyorsun? Biraz hepsini dağıtma. Beyleri kalmadı ya. Arkadaşlar susalım biraz. Efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biz diğer partimizden sonra hani tek başımıza yaptığınız uzun bir aradan sonra bir film diye katılmıştık. Evet. O yüzden öyle aranıyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok değerli isimler var. Evet. Başta Serdar abi var. Serdar Gökhan. Cengiz abiyle tekrar oynama şansı yakaladık. Ve diğer oyuncu arkadaşlarımla çok acayip bir oyun yakaladık. Filmin gerçekten böyle ikisinin üçünü çekiyormuş gibi olduk. Gözleriniz çok güzel bu arada. Bakıyorsunuz ama. Evet. Devam edin. Evet. Sadi, Ayhan abi, Şinasi abi. Yani acayip bir şey oldu. Devamı da gelecek gibi. Valla bana öyle geliyor yani. O kadar güzel bir uyum yakaladık ki arkadaşlarla. Herhalde ikisi, üçü. Dişeyle de alakalı olur diye düşünüyorum. Tabii dişeyle alakalı her şey. Ama biz çok isteriz bir sonuma tekrar aynı filmin devamını çekmeyi. Çok isteriz. Zor olmadı mı iki karakteri bir arada oynamak? Yok yani muhtemelen ilk başlarda. Muhtemelen set süren çok uzun oldu. Evet evet ilk başlarda onu ama şeyini ayarladık. O timing mi diyorlar ne diyorlar. Yani gittikçe o hazırlanma süresi geçti. En fazla 15 dakika beklettin değil mi? Sayın yapımcı. Sizde bir kişilik bölünmesi falan. Yok yok yani Cengiz abinin bir sahnenin solunda oynuyorum falan çok eğlenceli oldu. Çift kişilik. İkiz oynamak ister misin diye sordu. Ben de evet. Yani bir oyuncu için ikiz oynamak çok güzel bir şey. Çift kaşı aldığını söyledim. Ben üçüz oynamak istedim ama. Yok. Ahmet Bey bir de sizin böyle... Eğer bir tane de üçüncü varmış bunların diğer üçüncü değil mi? Selçuk Bey de size işin için katarak söylüyorum. Böyle biraz Cem Yılmaz sineması gibi oldu. Aynı isimler böyle arkadaşlar beraber çalışıyorsunuz falan nasıl söylüyorlar siz? Vallahi bu güzel bir şey, kötü bir şey değil ya. Yani aynı arkadaşlarla, oyuncu arkadaşlarla, abilerimle oynamak güzel, eğlenceli. Bir kere bildiğin insanlarla oynamak, eğlenmesi daha kolay oluyor. Ama onun dışında farklı... Oyuncularla oynamak için iyi. Serdar Bey nasıl ikna ettiniz? İlk komedi filmi yıllar sonra. Evet, kendisi çok güzmüş. O yüzden çok beğendim dedi. Geldi. İkna süreci herhalde çok oldu mu? Beğendi kendisi ya çok şükür. Beğendi geldi. Yeni bir kariyer. Sizin başka kendi heyecanlarınız var özel hayatınızda. Ya, evet. Onlara girelim. Babalık. Evet, evet. Nasıl bir duygu? Vallahi nasıl bir duygu bilmiyorum ama şu anki duygu sevgi acayip bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Az kaldı, bir 3 ay falan kaldı. Maşallah. Heyecanlıyız inşallah, bakalım böyle sağlıklı elimize almayı nasip etsin. Hissiyat başladı mı baba? Ahmet Kur'an'da babalık hissiyatı duygusu başladı. Başlamaz ama elini alınca, kucaklayınca daha beter. Size var mı? Evlat var mı sizde? Daha evlenmedik, uykusuz dönemler başladı galiba. İnşallah bakalım. Daha başlamadı. Başlamadı, bir doğsun. Bakış açınızı işte bu hayatı böyle bir daha farklı bakar ya insanlar. Yani tabii bir... Çocuğumuzun olması, aday olmak, baba aday olmak güzel bir şeymiş kardeşim. Allah herkese nasip etsin. Sana da nasip etsin. Teşekkürler. Size de nasip etsin. Sağ olun. Eşiniz? Belli olan bir şeyler var mı mesela? Ne gibi? İsim düşünüyorum. Evet. Kemal. Hissiyat belli oldu mu? İsmi abi. Kemal. Erkek Kemal. Erkek Kemal. Evet. Daha önce söylemiştim ama denk gelmemiş sana bak. Demek ki magazin çok takip ediyorsun. sadece olay çıkartıp gidiyorsun. Eşiniz nasıl bu süreçte? 6 aylık süreç nasıl geçti onun için? Kolay mı geçti, zor mu geçti? Size zorluk çıkardı anlar oldu mu? Bana daha çıkarmadı zorluk çok şükür ama yani iyi geçiyor. O çok güzel tabiri caizse kotarıyor o durumu. Bilinçli bir anne adayı. O yüzden bana çok böyle şey kalmıyor yani. Belki kışın gecenin bir yarısı karpuz diye uyanıp öyle işler. Yok öyle uyuları yok. Olsa hamile market diye bir şey var efendim. Olsa tabii yok öyle sıkıntılar olmaz. Yani. Bir kere erik istedik kurban oldu. Orada bulduk. Çok güzel. Şimdi Junior Ahmet Kural diyeceğim izninizle. Sizin çocukluğunuz nasıldı merak ediyorum. Bizim çocukluk nasıl? Buyurun. Benim çocukluğum her yerde geçti işte anlattım biliyorsun yani. Çocuk bakmayı biliyor musun? Öğrencisi. Kurslarına gidilecek hepsini. Tamam. Kayınvaliden de sağ olsun yanımızda öğretiyor o da. İnşallah onu da öğreneceğiz. Sen Ninni biliyor musun? Kim? Ninni. Ninni. Sence bilmez mi Ninni ya? Ninni öğrenirim bir şekilde. Kendim uydururum yine söylerim ben. Zurna çalıyorum. Vallahi zurna çalıyorum. Buyurun. Pazarlıklarımı soracaktım. Şey soracaktım. Son yıllarda çok konuşuluyor. Ünlü çocukları işte çok yoğun olduğu için bakıcıya bırakırlar. Siz nasıl bir büyük düşünüyorsunuz? Aileden bir destek alacaksınız yoksa bir... Şimdi ailemiz yanımızda hep kayınvalide. Yani benim annem hep yanımızda olacak ama o tabii annesinin tercihidir. O nasıl karar verirse nasıl uygulaması öyle. Eşiniz kıskanç mı? Karışır mı partnerinize falan? Yok hiç öyle şey yok.
Cengiz abiye karışmadı mesela. Olur dedi. Toparlayalım diyorlar. Toparlayalım. Ahmet Bey çok konuşmak istemiyorsun ama. Evet. Eski farklıyız. Murat evet. Bey'in geçtiğimiz günlerde çok konuşulan, evet. Okuduğumuz zaman bile bizi böyle bir, yani arada çok büyük bir sorun varmış gibi hissettiren bir açıklaması evet. Oldu. Bizi bir daha bir arada görmeyeceksiniz. Bir daha asla. Yani ben bir kere bu konuyla ilgili konuştum kendisiyle ilgili, bizle ilgili. Onun dışında da bir şey söylemek istemiyorum gerçekten. Kendisi benim için çok değerli bir insan. Hepimizin yolu açık olsun. Onu da seviyorum. Niye ayrıldığınızı söyleyebilirim. İstediğini söyleyebilir tabii. Ahmet Bey niye ayrıldığınızı söylemiyorsunuz? Söylemeyeceğiz. Yok. Söylemeyeceğiz. Ayrılıklar söylenmez. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı. Sen Sevda'ya da aynı. Yine barışır mısın? Teşekkür ederim. Tabii her zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir detay alalım. Tabii. Hadi gelsene.